Kablosuz kedinin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Bu videomuzda sizlerle beraber kodlamayı öğrenmenin ip uçlarını bir göz atacağız. Neler olduğuna bakacağız ve birazcık tabii ki de bununla ilgili sohbet ediyor olacağız. O zaman vakit kaybetmeden hemen sunumumuza geçiş yapalım. İlk olarak bana sorulan bir soru hakkında sunuma başlamak istiyorum. Gerek YouTube olsun gerek Udemy ya da herhangi tanıştığım bir arkadaşımdan gelen bir soru bu soru bu kadar şeyi aklında nasıl tutuyorsun aslında aklımda tutmuyorum ya da bunlar için e, özellikle bir çaba sarf etmiyorum. En önemli nokta hatırlamaya çalışmıyorum. Bir konsepti ya da bir programlama dilini ya da bir framework'ü çalışırken ya da onunla ilgili bir şeyler yazarken kesinlikle bir şeyi hatırlamaya çalışmıyorum. Genel olarak bir yapıyı öğrenirken onu anlamaya çalışıyorum. Kodlar çünkü birbirlerinden çok farklı olabiliyor. Yani programlama dilleri ve implementasyonları birbirinden çok farklı. Bunların her birini aklımda tutarsam o kafayı yerim. Genel olarak yapısını anlamaya çalışıyorum ve bu yapıyı kafama yazıyorum. Doğal olarak yapısını anladıktan sonra artık belirli başlı tekrarlarla beraber o yapı oturuyor. Ve artık e, beynimden çok uzun zamanlar tabii ki de eğer onunla ilgilenmezsem kesinlikle çıkar da e, en nihayetinde aklımda kalmaya başlıyor. Diğer bir olay ise bence çok önemli bir olay bu. Konsepti anlamaya çalışın. Yani benim yukarıdaki anlamaya çalıştan kastım aslında konsepti anlamaya çalışmak. Mesela. Ben masaüstü programlamayla başlamıştım. Aslında tam olarak masaüstü programlamayla da değil. Normalde e, direkt Civi Basic adında bir tane programlama dili vardı. İlk Basiclerden biri. Bununla beraber başlamıştım doğal olarak konsol üzerinden başladım sonrasında masaüstü programlamaya geçtim sonrasında da web programlamaya geçtim sonrasında işte mobil programlama olsun tekrar sistem programcılığına e, geri döndüm geri döndüm derken tekrardan başka başka platformlarda yazmaya başladım derken bu iyice böyle karıştı PDA'lar cep bilgisayarlarına yaz, yazım işlemlerine falan girdi. Birçok platform için uygulama geliştirdim. Bunların neredeyse her biri birbirlerinden farklı konsept. Mesela PDA'lara bambaşka bir şekilde yazıyorsunuz cep bilgisayarlarına. Mobile bambaşka. O zaman mobil programlama bu kadar etkin ve aktif değildi. Başarılı da değildi. Masaüstü programlama ile mesela bir de web programlama arasında dağlar kadar fark var. Bir tanesinde neredeyse 2-3 farklı konsepti öğrenmemiz gerekiyorken web programlamada 5 farklı konsepti gerçekten iyi bir şekilde biliyor olmak lazım. Hiç olmazsa bunlardan bir haber olmak lazım. Bundan kaynaklı olarak dillere eğer odaklanırsanız maalesef bir yerde çuvallarız. Bundan kaynaklı da tabii ki de doğal olarak bizim konsepti anlamamız lazım. Web konsepti nasıl çalışıyor? Web konseptinin içerisinde mesela e, frameworkler nasıl çalışıyor? JavaScript dünyası nasıl çalışıyor? JavaScript'in server site'ı nasıl çalışıyor? Frameworkleri nasıl çalışıyor? PHP nasıl çalışıyor? Bunlar. En önemli nokta bu. İkinci kısım ise benim önemli olarak düşündüğüm bence bilgiyi aktif öğrenmemiz gerekiyor, pasif öğrenmememiz gerekiyor. Çünkü aktif bir bilgi sizin direkt aklınıza çat diye gelecektir. Fakat pasif bilgi e, akılda kalmaz. Mesela pasif bilgi nedir, aktif bilgi nedir onu hemen bir bakalım. Pasif bilgi şu şekilde bir şey. Biz bir şeyi okuruz. Daha sonrasında bu bizim aklımıza gelmez. Fakat ben bunu aktif bir şekilde öğrendiysem yıllar geçse de bir anda böyle aklınız e, konu geçtiği anda o bilgi bir yerden çıkıverir. Ama siz bunu ya ben bunu nerede gördüm? Ben bunu nasıl e, öğrendim diye hiç e, bunu düşünürken aslında bu sizin beyninizde uzun zamandan beri vardır ve siz bunu aktif bir şekilde öğrendiğiniz için bir anda ağzınızdan çıkmıştır. Bu hiç karşınıza gelmiyor mu? Ya ben bunu nerede öğrenmiştim diye düşünüyorsunuz fakat bulamıyorsunuz. Çünkü siz onu aktif bir şekilde öğrenmişsiniz, kalıcı bir şekilde belleğinizde duruyor. İşte her daim bizim bilgiyi aktif bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bir sonraki adım ise kesinlikle aksiyon almamız gerekiyor. Yani kodlamayı yapmamız lazım. Örnek vermek gerekirse bir proje üzerinde çalışıyorsunuz, bilmediğiniz bir şey var ya da bilmediğiniz bir dil üzerinde çalışıyorsunuz ve mesela Udemy'den eğitim aldınız ya da tutorial'lara bakıyorsunuz hiç fark etmez. Orijinal kodu ilk olarak alın ve bilgisayarınızda çalıştırın. Yani environment'ı çevresel faktörlerden uzaklaşıp uygulamanın orijinalinin çalıştığını bir görün onu bir kurcalayın ardından tüm satırları anlamaya çalışın ve anlayın kesinlikle anlayın çünkü herhangi bir satırı es geçtiğiniz takdirde ben bunu anlamadım ama çok da önemli değil devam edeyim falan derseniz belki 5 satır belki 20 belki 100 belki 1000 satır sonra belki onu kullanacak yani onu bilmek gerekiyor yani birbirine bağımlı kod bloklarını e, Kod blokları altında kalmamak adına tüm satırları anlamaya çalışmamız gerekiyor Bu çok önemli bir nokta çünkü bilmediğiniz bir Nokta dahi olsa onu internette geri dönüp araştırmamız lazım Ve oradan da bambaşka bir dünyaya açılan Aslında bilgi deryası denizi bizleri bekliyor olacak Bundan dolayı kodları anlamaya çalışalım Bir sonrası ise Aldığınız orijinal kodu, bulduğunuz orijinal kodu güzelleştirin ve basit bir şekilde değişiklikler yapın bunun üzerinde ve çalışmasını kaybetmediğini ya da sizin yapmış olduğunuz değişikliklere göre değiştiğini gözlemleyin. Bu gerçekten çok önemli faktörlerden biri bence. Ve tabii ki bu 3 satırı, 3 adımı yaptıktan sonra benzer yapıları tekrar tekrar kodlayın. Mesela ben bir uygulama sizler için burada ya da Udemy'de ya da herhangi bir yerde yapıyorsam, size veriyorsam siz o uygulamayı benimle beraber yapmanın yanı sıra benzer bir yapı fakat birkaç tane e, ek özelliklerle beraber siz kendiniz tekrardan kodlamalısınız ki o zaman gerçekten kalıcı olmalı. Kalıcı oluyor daha doğrusu yanlış söylüyorum pardon devam Kesinlikle biz uygulama yaparken hatalar yapıyoruz, yapacağız ve geçmişimizde de zaten yapmıştık. Bunu birazcık daha bilinçli hale getirmek lazım. Mesela her şey yolunda gidiyor uygulamada. O zaman kendiniz bir hata çıkartmaya çalışın. Hata senaryosu üretin ve bu hata senaryosu üzerinden hatalarla karşılaşın. Ve bu hatanın nasıl ortadan kaldırılabileceğini ee, bulmaya çalışın ve o hataları düzenleyin. Bu... Gerçekten ama gerçekten mükemmel bir anlama ve e, bir şekilde aklımıza kazınma yöntemi diyebiliriz. Çünkü örnek verelim yine gerçek hayattan. Hiç şu başınıza gelmedi mi? Defalarca uğraşıyorsunuz, çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir yerde bir şey unutmuşsunuz ya da çözümünü buluyorsunuz ama onu unutamıyorsunuz çünkü saatlerinizi vermişsiniz, hata yapmışsınız. O hatanın çözümünü unutamıyorsunuz. Neden? Çünkü hata gerçekten en verimli öğrenme şeklidir. Devam edelim o zaman. Kesinlikle kaynakları kullanmamız gerekiyor. Yani bununla ilgili birçok kaynak var. Bütün kodları hatırlamak zorunda değilsiniz. Kendinize bir klasör içerisinde olabilir ya da kendiniz bir proje yaparsınız mesela proje içerisinde küçük kod bloklarını saklarsınız. Bu kod bloklarına bir e, isim verirsiniz. Yeri geldiği zaman onların arasında ararsınız. Yani kod bank gibi bir şey yapabilirsiniz. Bunlara snippets deniyor. Snippet kullanılabilir mükemmel de yardımcı faktörlerden biri. Online snippet araçları da var tabii ki. Gistbox mesela bunlar ile ilgili en meşhurlarından biri. İşte GS Snip olabilir, Snip Leaf gibi olabilir. Daha çok fazlası da var. Mesela Code Canyon olabilir, GS Fiddle olabilir, değil mi? GS1000 vardı herhalde bir de. Bunlar da kullanılabilecek bizim kaynak olarak kullanılabilecek araçlarımızdan birer tanesi diyebiliriz. Bir sonraki adım ise dokumentasyonları okuyun. Bu gerçekten bence çok önemli faktörlerden bir tanesi. Bir kere dokumentasyon okuma alışkanlığı edinmek gerekiyor. Nasıl kitap okuma alışkanlığı varsa eğer biz bu mesleki ee, bu meslek üzerinde ilerlemek istiyorsak bu kullandığımız teknolojileri, framework'ler olabilir, diller olabilir ya da herhangi bir ürün olabilir. Bunların dokümantasyonunun nasıl okunduğunu da biliyor olmamız gerekiyor. Bu yüzden dokümantasyonlar çok önemli. Örnek vermek gerekirse ben Vue.js eğitimine hazırlık yaparken bundan çok daha yıl önce yani yaklaşık 2 yıl önce Vue.js nedir diye bakıyordum. Daha sonrasında Vue.js'i öğrenme sürecinde dokümantasyonu baştan aşağı okudum. Hiçbir şey yapmadım. Evde işte arabada otobüste herhangi bir şekilde bazen yemek yerken bazen oturduğum müzik dinlediğim bir mekanda nargile içtiğim mekanda hiç fark etmez. Dokümantasyonu açıp okuyordum uygulamadım. Daha sonrasında artık uygulamaya başladım. Ee, daha sonra işte GitHub'a baktım, issue'larına falan baktım. Ee, Stack Overflow'dan eee hashtag'lere baktım. Onunla ilgili olabilecek birçok yere aslında baktım. Soruları çözmeye çalıştım. İnsanların sorduğu soruları cevaplandırmaya çalıştım. Kendi içimde cevaplandıramadıklarımın cevaplarına baktım. Onlardan bir e, yol çıkartmaya çalıştım ve doğal olarak dokümantasyonlar çok ama çok önemli. Bir sonraki Adımımız ise blogları takip edin. Bloglar gerçekten normal bir video izler gibi bizim bilgi edinebileceğimiz belki karşıdakinin tecrübesini alabileceğimiz ve karşılıklı birebir konuşuyormuş gibi e, bilgi istifade edebileceğimiz yapılar. Bundan kaynaklı iyi bloggerlar var hem yerli hem yabancı onları takip etmekten e, kendinizi ihmal etmeyin. Çok önemli bence bloglar. Devamında ise soru cevap platformlarında aktif olun. Çünkü genel olarak insanlar problemleri olduğu zaman soru cevap platformlarına girerler. Ve bu soru cevap platformlarından kendiniz tabii ki de bir yarar sağlayabilirsiniz. Hem bilginizi taze tutmayı sağlar hem de yeni bir şeyler aktif bir şekilde öğrenmenizi sağlar. Bu da tabii ki de çoklu bir şekilde programlama yapabilmek için size kolaylık sağlayacaktır. Devam edelim o halde. Kesinlikle ama kesinlikle kodlamayı asla unutmayın. Her zaman videolarımın sonunda söylediğim bir olay bu. Ne yaparsanız yapın kodlamayı asla unutmayın. Yani kesinlikle bırakmayın. Her gün kodlama yapın. Maalesef ama maalesef çok nankör bir meslek seçiminde bulunmuşuz hepimiz. Bu videoyu izleyen herkes diyebilirim buna. Çünkü belirli bir zaman kodlama yapmadığınız takdirde maalesef yavaş yavaş aklınızdan gitmeye başlıyor. Siz pratik yapmadığınız sürece beyninizden gitmeye başlıyor. Örnek verelim yeni bir dil öğrendiniz diyelim ve araya 2 ay 3 ay gibi bir süre koydunuz ondan sonra o klavyenin başına geçtiğiniz zaman neydi acaba diye böyle düşünmeye başlayacaksınız. E Bunun olmasını istemiyorsanız tekrar etmeniz lazım. Neydi acaba diye söyleyeceksiniz, düşüneceksiniz, araştıracaksınız ve tabii ki de bilgilerinizi hatırlamak daha kolay olacak sıfırdan öğrenmekten ziyade tabii ki de e, onunla kıyasladığımızda. Fakat bu bir zaman, ekstra bir zaman olacak. E, bu zamanı yaşamamak için her gün küçük küçük de olsa kodlama yaparak bilgilerimizi taze tutmamız önemli bir nokta. Çünkü bir şeyi öğrenmek e, unutmaktan daha uzun bir süreç. Unutmak her zaman çok daha kolay bir süreç. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye gayret edin. Bu sizin beyninizi daha iyi kullanmanızı ve daha beyin cimnastiği yapmanızı sağlayacaktır. Doğal olarak ilerle, yaş ilerledikçe ilerleyen yaşlarla beraber bu konuda herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Aktif bir öğrenci olabilirsiniz. Teknolojiye ve trendlere yakın olun, sürekli takip edin ve böylece kesinlikle e, kendinizi güncel tutmuş olursunuz ve bu da aktif bir şekilde kod yazmanın bence e, en önemli noktalarından biri. Bir sonraki adımımız ise yaygın prensipleri kullanın. Ben burada bunları İngilizce olarak bıraktım çünkü İngilizce olarak internette araştırıp daha fazla kaynağa erişebilirsiniz ama ben zaten burada size açıklıyor olacağım. Kiss keep it simple stupid yani bir işlem yapıyorsanız bir iş bir proje yapıyorsanız bunu olabildiğince e, basit tutmaya çalışın. Yani basit tutarsanız daha anlaşılabilir olur. Hem siz hem de çevrenizdeki herkes ondan istifade edebilir, anlamaya çalışabilir. Eğer siz yaptığınız işlemleri zorlamaya başlarsanız, zorlaştırmaya başlarsanız belirli bir zaman sonra bunları siz de anlamayacak ve bunları siz de hatırlamıyor olacaksınız. E bu durumda da ne olacak? Tabii ki de kodlama süreci zora girecek. Bir sonraki adım ise dry. Yani don't repeat yourself. Daha önceki sunumlarımdan bir tanesinde zaten bunu size açıklamıştım. Kesinlikle kendinizi tekrar etmeyin. Tekrar edeceğiniz e, kod bloklarını yazmayın. Bunları bir yerde merkezileştirin. Bu merkezileştirdiğiniz fonksiyonlar, artık metotlar, her neyse sınıflar onları oradan kullanmaya özen gösterin. Bu şekilde kendinize ait kütüphane ya da bir yapı oluşturursunuz ve bu size inanılmaz Zaman kazandırır ve yakni diyebiliriz You aren't gonna need it. Ne demek peki bu? Yani açıkçası kısa kısaca şunu söyleyebilirim ki ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi kesinlikle yapmayın. Özellikle büyük projelerde bu çok ihtiyacınızı ihtiyacınızı karşılayabilecek bir olay. Bir çok ...küçük bir yeri değiştireceksinizdir. Şurasını şurasında yapayım, burasını da yapayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım dersiniz. ...işte bu birincisi vakit kaybı, ikincisi diğer tarafları etkileyebilecek... ...belki de bir değişiklik olacak ve siz o sırada bunun farkında olmayabilirsiniz. Ee, i̇şte oradan olacak, uygulama patlayacak. Bundan kaynaklı olarak siz... Bu işlemleri bir işlem değişikliği yaparken özellikle bir değişiklik yaptığınızda kodunuzda bunu tamamen ihtiyacınız olan en minimal çözüm ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Neyse toparlayamadım sonuna devam edelim. Ve kendiniz ile ilgili olgulara tutunun ki bu bence bu sunumdaki en önemli nokta ve bunlara çokça fazla değiniyor olacağım. Bir önceki yazımcıların kötü alışkanlıkları ile ilgili yapmış olduğum sunumda da bunlardan bolca bahsetmiştim. Kesinlikle kodlama yapmak için ipuçları tamamen sizin elinizde. Bundan kaynaklı olarak kendinize güvenin. İlk olarak kendinize güvenmezseniz A ben bu programlama dilini öğrenebilir miyim? Bu framework'ü öğrenebilir miyim? İşte Angular'dan Vue'ya geçmem gerekiyor. Ne yapmam lazım? Ben bunu yapamam. Böyle sorularla kendinizi kesinlikle e, yormayın. Vakit vak, vakit kaybetmeyin. Kendinize güvenin. Ben bunu yaparım. İnsanoğlu yapıyor. Çevremde milyonlarca insan var. Hepsi yapıyor. Ben de yapabilirim deyin ve yola çıkın. Yola çıktığınız zaman zaten yapabildiğinizi göreceksiniz. Kendinizden şüphe etmeyin, asla şüphe duymayın. Zaten bu işi yapıyorsanız, şu ana kadar yaptıysanız, bu noktadan sonra ben şunu da yapabilir miyim, bunu da edebilir miyim diye şüphe etmenize gerek yok. Ek olarak kendinizden e, şüphe etmeyin adında bir sunumda zaten e, kanalda ilerleyen zamanlarda yerini buluyor olacak. Eğer bir şekilde düşerseniz ayağa kalkmasını bilin bu çok önemli bir nokta daha önceki sunumda zaten bahsetmiştim ben ee, bir şekilde kendimizi çok bir şekilde yorabiliyoruz programlama gerçekten çok fazla vakit alan bir şey ama bunu yaparken kendimize zaman da ayırmamız gerekiyor ve bu kendimize zaman ayırmayı e, etkin bir şekilde devamlı bir şekilde yapmamız lazım. Aksi halde gerçekten kafamız yanmış gibi hissedebiliriz ve bu bizim e, modumuzu düşürmemizi sağlar. Ama bu durumda da endişe etmememiz lazım. Düştüğümüz zaman ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Çünkü biz eğer sevdiğimiz işi yapıyorsak bu noktada kesinlikle ayağa kalkmalıyız. Ve tabii ki de klasik olarak teşekkürler. <laughs> Neyse. Bu tarz sunumlara devam edeceğiz. Kablosuz Kedi içerisinde 2019 yılında bayağı bu şekilde videolar yayınlamayı planlıyorum. Bu tarz sunumlar hem araştırıyorum hem kendimden bir şeyler katıyorum ve Kablosuz Kedi üzerinde paylaşmaya özen gösteriyorum. Bununla ilgili birçok araştırmam var. Tabii ki sizden de gelen taleplere göre de bu tarz sunumlar yapmak istiyorum. Eğer sizin de aklınıza geliyorsa insanların programlama ya da programcılarla ilgili düşündüğü ya da Merak ettiği ya da sizin merak ettiğiniz e, konular varsa bana bunları iletebilirsiniz. Ben bunlarla ilgili de sunumlar yapmak isterim. Çok da hoşuma gider çünkü bu tarz şeyler benim de e, birazcık keyfimi yerine getiriyor diyebilirim. Neyse o halde kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bay bay.